Pek de bir şey kalmamış evde ama. Yemeklerini çok özlemişim. Ellerine sağlık. Rıfat'cığım sen de yeseydin bir şeyler. Öğlen de yemedin bir şey. İştahım yok. Kalbim sıkışıyor. Yani bütün bu olayları artık kaldıramıyorum ben. Baksana kızımız bir serseriye uydu ve evden kaçtı. O serseri dediğiniz çocuk benim... yeğenim. Öyle mi? Peki yeğeninizle hiç konuştunuz mu ya da... bir kulağını filan çektiniz mi? Kulak çekmek diye bir şey mi kaldı beyefendi? Onlar artık koskoca gençler. Bırakın kendi kararlarını kendileri alsınlar. Ayrıca Batu çok iyi kalpli bir çocuktur. Kumsal asla zarar vermez. Batu beni ilgilendirmiyor. Beni kızım ilgilendiriyor. Benim kızım bugün burs komitesine babam öldü diye yalan söyledi. Her şeyin bir sınırı vardır ya. Biz kızımız İzmir'de okuyacak diye sevinirken... o gizlice İstanbul yazıyor. Sonra da bir serserinin peşine takılıp gece evden kaçıyor. Ama nasıl kaçtıysa öyle paşa paşa geri dönecek. Rıfat Bey. Babalığın nasıl bir şey olduğunu ben de biliyorum. Yani her şey kontrolünüz altında olsun istiyorsunuz ama... bazen işler öyle gitmiyor. Kumsal burada okumak istiyor. Bu onun hayali. Bırakın kendi kararlarını kendisi alsın. Şu anda hayatının en zor ve en öğretici yıllarını yaşıyor. Bırakın yaşasın ve görsün. Vural'a katılıyorum. Bence de kızınıza bir şans daha verin. Sizi anlıyorum. Tabii. Müşteri kaybetmek istemiyorsunuz değil mi? Rıfat. Biz kızınızı kaybetmek istemiyoruz. Ayrıca biz hiçbir öğrencimize müşteri gözüyle yaklaşmayız. Hepsi bizim çocuğumuz gibidir. Siz sadece izin verin. Ona göz kulak oluruz biz. Kumsal'ı gerçekten kendi öz kızımızmış gibi koruyabiliriz. Hoş geldin. Aç mısın, yer misin bir şeyler? Yok, yedim ben.